Define ve Tarih Sevdası kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir kapak işaretimiz var. Arkadaşımız fotoğraf da çekmiş, videosunu da çekmiş. Üzerinde herhangi bir işaret göremedim. Veya yanında herhangi bir işaret yoktu. Ama e, gördüğüm kadarıyla kapak gerçekten güzel bir kapak. Ve arkadaşlar eee Altında muhakkak değerli eşyaların olduğunu düşünüyorum. Çünkü üstüne yani üst kapağa yeşilimsi oksit gazı sızmış ve kayanın rengi, üst kapağın rengi yeşil olmuş. Alttaki kayada herhangi bir şey yok. Alttaki kaya zift... Büyük ihtimalle yine o yapıştırma olayı burada mevcut. Bir de horosan harcı da var. E, bu kapağı zaten e, ileriki resimlerde göreceksiniz. Murç ile, ile girmişler. E, çok büyük ihtimal bir şey bulamamışlar ve vazgeçmişler. Bakın arkadaşlar yeşilimsi rengi üstte alttaki siyah kaya ziftli. E, büyük ihtimalle bir şey bulamamışlar. Bu şekilde... Bırakmışlar ama benim e, sadece demek istediğim burada yapmaları gereken şey bu kapağı attıktan sonra düz bir e, kaya'nın kendisi çıkacağı ortaya vazgeçmesinler murçlarla alta doğru insinler kaya'yı kır kırarak insinler aşağıya e, ne varsa altında çıkacaktır kesinlikle çıkacaktır e, bu şekilde bırakılmaz. Bir 10 santim 15 santim Kırsınlar içine girsinler Çünkü üst kısmını da Murçlarla Horosan e, harcıyla Üzerini kapatıyorlar Hiçbir şey fark edemiyorsunuz Boş olduğunu zannediyorsunuz ama e, Dibinde Eşyası Duruyordur arkadaşlar Bununla ilgili e, Yorum yapmanızı istiyorum, sizin de e, Bir katkınız olsun istiyorum gerçekten muhteşem ve bu şekilde baktığınızda horosan harcını görebiliyorsunuz. Üstteki kapağa yapışmış şeklinde. Burada yine bir işaretimiz var. Bu değirmen taşı işaretimiz silindir. Ee, arkadaşlar bu sahada yani arazide gördüğünüz zaman bunun altında küp vardır arkadaşlar. Kesinlikle yani bu boş değildir. Ya Boş olması için ya değirmen alanındasınız, değirmen e, harabesindesiniz. Boş olması için. Dolu olması için de arazide herhangi bir çalışma esnasında yer altında veya e, gizli bir yerde tutulmuş şeklinde altta çıkıyor. Ve bunun altında bir buçuk metre, iki metre altında e, hazinesi vardır Küp hazinesi kesinlikle vardır Bu da güzel bir işarettir Gerçekten güzel bir işarettir e, Şurada Bir haç işaretimiz var Haç işaretinin Sol üst kısmında Omega işareti dediğimiz Olay var e, Biraz daha geniş e, açı Açık yapılmış Hazine işaretidir Altında oyma işaretimiz var Mur çizgi sağ tarafta var. Çizgisi vardır. Bir de bu gördüğüm işaret baston büyük ihtimalle baston işaretidir. Ee, bunun definesi vardır. Mezardır arkadaşlar. Ee, mezar ise bize sağ tarafta olduğunu söylüyor. Mesafe e, mesafeyi yaklaşık bir 10-15 metre ...arasında olduğunu söylüyor. Mezarın... ...sağ tarafta araştırma yapmasını... ...söylüyor. Güzel bir işaret. Hazinesi olduğunu söyleyen bir işaret. Ama sağ taraftadır arkadaşlar. Yön sağ tarafa vermiş. 10-15 metre alan içerisindedir. Birçok oyma işareti... ...bir kaya üzerinde duruyor. Sahada... ...alanda toprak mezarların bolca mezar olduğunu söyleyen yani mezar alanı olduğunu söyleyen işarettir. Ee, bu gibi işaretlerde değerli bir şey bulamazsınız arkadaşlar. Burada yine güzel bir işaretimiz var. Ağaç işareti. Ağacın üzerinde yine bir oyma gibi üst tarafta görüyorum. Bir de dikdörtgen işaretimiz var. Ee, arkadaşlar birçok çiftçi bilir bu ağaçlarda e, bu şekilde mesela aşı olayı vardır o dallara yapılan aşıdır e, bu bir pencere gibi açılmış büyük ihtimalle çok küçükken yapılmış ve da, e, daha sonra bu şekilde bir iz kalmış hani ağaca zarar vermesini istemiyoruz zaten ağaca kesinlikle zarar vermesin. Bir cihaz bu ağaçta ne olup olmadığını bize söyleyecektir zaten. Çok güzel bir işaret. Gerçekten mükemmel yapılmış. Sadece cihazla kontrol etmesini istiyorum. İçinde büyük ihtimalle bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın.